Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir Ruslardan gördüğüm bir teknik vardı. Bu teknikle ilgili bir çalışma yapıyor olacağım. Hava filtresinin çıkışını ve gaz kelebeğin girişini iki tane, birer tane yapıyorlar. Genelde ya gaz kelebeğinin girişine ya da hava filtresinin çıkışına birer tane havayı böyle dönüştürebilecek, havanın almasını rahatlatabilecek bir sistem yapıyorlar. Onları gördüm. Böyle türbülanse edebilecek bir sistem yapıyorlar. Ve bunun da özellikle yakıta, arabanın performansına çok etkili olduğunu söylüyorlar. Düşünmüyorlar, söylüyorlar yani, yapıyorlar. Yaygın olduğunu da gördüm. Biraz dikkatli şekilde izledikten sonra. Şimdi nasip olursa ben de böyle bir sistem yapmayı düşünüyorum. Ve bir kilometre yapacağım, uzun yol yapacağım. Çocukların tatilinden istifade bir Bodrum Turgut Reis yapmayı düşünüyorum nasip olursa. Hem de o arada performansını görmüş olacağım. Bakalım hani öyle bir performans, yani uzun yolda güzel bir performans olacak mı? Faydalı işler çıkaracak mı? Veya yapabilecek miyim? Nasip olursa bugün işim o olacak. Herkese tekrardan hayırlı günler diyorum. Bir de bu parçanın içerisinde farklı bir parça daha var. Onun da temizliğini yapıyor olacağım. Şöyle şuralardan çıkardım kelepçelerini. Şuradan kelepçelerini çıkardım. Hani bilmeyen arkadaşlar işaret koyabilir. Zaten fotoğraflarını falan çektiğinizde takarken parçalarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şunun rahat bir şekilde çıkabileceği şeklinde şöyle vidalarını aldım. O parçayı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle büyük bir ihtimalle çoğunuzun arabasında vardır. Şu şekilde netleştirelim. Evet. Şimdi buradan normalde tüp gelen boru, yani tüp gaz ayarı, bu düz tüpler için söylüyorum. Gaz ayarı yaptığım boru. Yani şunun devamı şöyle. Buradan buraya bağlanıyor. Ve bunun karşılığında da şöyle bir tane parça var arkadaşlar. Şöyle bir parça var. Buradan gelen gazı bir noktadan değil de şöyle dört ayrı noktaya ayırmış. Dört ayrı noktadan eşit bir şekilde içeriye vermeye çalışıyor. Ama müthiş derecede balçık oluşmuş. Müthiş kirlenmiş. Yumuşamıştır lekeleri. Şöyle içerisindeki o zift akıyor. Şimdi bunu da iyice sildikten sonra bir de bolata spreyi ile temizleyeceğim. Buna dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, bu önemli. Şimdi bu parçayı taktıktan sonra burada bu şekilde hani sıkı bir şekilde montajı yapılması gerekiyor. Yapıldıktan sonra şuradaki parça şu hareket ediyor. Bunu iyice sıkıştırmanız lazım. Sıkıştırdıktan sonra bunu da böyle sağlam bir şekilde tuturduğunuzda bunun bu şekilde kalması gerekiyor bunun içerisinde. Oynamadan şöyle yan falan döndüğünde bir düzensizlik yapacaktır. Bunun yani burada tam bu şekilde durmasını sağlamaya çalışın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunun içerisinde temizleyeceğiz. Dediğim gibi etrafını da kapatacağım silikonla. Ondan sonra montajını yapacağım. Silikon tabi kurumasını bekleyeceğiz. 1-2 saat, 3 saat bekletirim onun kuruması için. Ondan sonra montajını yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şuradaki şu bilezik diyeyim. Şuradaki şunu temizlendi güzelce. İçerisindeki şimdi 1-2-3-4 tane tam ortasında kanallar var.
Oradan gelen hava kanalı eşit derecede dağıtılsın diye. Şöyle çatlaklar falan vardı şuralarda. Şunun etrafını şöyle güzelce silikonla kapattım. Sıcak silikon, yani ısıya dayanıklı silikonla. Şununla şöyle. Bundan kapattım. Şimdi şöyle bir şey. Bundan yapabilirsem, başarabilirsem bundan bir tane buraya şöyle takacağım. Bu havayı türbülans edebilecek bir parça yapacağım. İnşallah yapabilirsem onu size gösteriyor olacağım. Aşama aşama sizinle paylaşıyor olacağım. Şöyle bir balata temizleyici kutusunu açtık. Şimdi bunu türbülans ediyorum. Evet. Şöyle balata spreyinden kesmiş olduğum parçayı şu şekilde içerisindeki görüyorsunuz şunları şöyle yarım ay çizerek bu şekilde böyle içeri doğru kırarak böyle kanatlar yaptım içeriye doğru. Şöyle dıştan görüntüsü bu şekilde, arkadan görüntüsü bu şekilde. Şimdi bunu bunun içerisine takacağım. Evet, bir tane de tam boğaz kelebeğin giriş noktasına şöyle küçük bir şey yaptım. Onu da tam şu boğaza takacağım. Şöyle görüntüsü bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, bağlantılar yapıldı. Şimdi aynen o gösterdiğim büyük bir parça vardı. Şu bölgeye yerleştirdim. Tam şurada. İşte buradan gelen havayı türbülans etsin diye bir tane de tam şu boğaza koydum. Şu gaz kelebeğin olduğu yerde şu metal olanın içerisine yerleştirdim. Onu da aynı böyle çaprazlar verdim. Sistem hazır. Şimdi çalıştıracağım. Bakalım nasıl bir performansla karşılaşacağım. Evet arkadaşlar, şu anda Bodrum Turgut Reis'teyim. 205 kilometre yol yaptım. Şu anda normalde ladacılar bilir. Şurada bir tane işte gösterge, arıza gösterge ışığı yanar sürekli. Normalde benim arabada 100 kilometre, 120 kilometre sonra bu yanardı mutlaka. Akü kutup başını söküyordum normalde. Bir saat sonra veya yarım saat sonra, 10 dakika sonra işimin durumuna göre tekrar takıyordum. Sıfırlıyordu beynindeki arızayı. Tekrar 100-120 kilometre civarında yanıyordu. Şimdi 205 kilometre geldim. 205 kilometre yol yapmama rağmen bu ışık yanmadı. Arıza gösterge ışığı yanmadı. Özellikle bu çok dikkatimi çekti. Tüpteyim. Tüple geldim. 60 TL. Şimdi aynı şekilde şöyle ışıklar yanıyordu. İki ışık yanıyordu. 60 TL. Hatta 58 TL aldı. Tüp doldurdum. 203 kilometre geldim. 205 kilometre. Şu anda hala yakıtım var. Şu anda hala yakıtım var. Daha da götürür. Yani bu parçanın kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Eğer inanılmaz faydalarını göreceksiniz. Araba kendini çok çabuk topluyor. Normalde vites 1, vites 2, vites 3 yaptığında, hızlı hızlı bunu yaptığında araba bazen tabiri caizse nefessiz kalabiliyordu. Ama şimdi dolu dolu nefes alıyor. Dolu dolu böyle o
Havayı o kadar akıcı alıyor ki araba kendini çabuk topluyor. Vites 1'den vites 5'e kısa sürede geçiyorsun ve araba performansından hiçbir şey kaybetmiyor. Araba kendini topluyor. Güçlü bir şekilde hava alıyor. Performansını göreceksiniz, %30 %40 arttırdığını düşünüyorum. Yani sürekli Lada kullanıcısı olarak inanılmaz derecede bunun avantajını gördüm. Bunu gözlemleyeceğim. Bu parçanın, bu işte yapmış olduğum o parçanın daha ileriki dönemlerde, uzun vadede ne katıyor onu da gözlemleyeceğim. Ama şu anda kısa vadede taktım ben bu parçayı, 205 km geldim. Yakıt tasarrufun olduğuna inanıyorum ama %100 yakıt tasarrufu yaptı demem şu anda biraz ezber olur ama dediğim gibi 58 TL civarında ben yakıt aldım. Hala şu anda yakıt gösteriyor, var görünüyor. Şu anda arabanın gaz alma şekli. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede arabayı rahatlatıyor. Ve gaz alışını görüyorsunuz. Yani normalde ta 70 ta şu yani 70-80 arası bassan da oralara gelecek. Araba kendini çok çabuk topladı. Çok çabuk topluyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yani çekebildiğim kadar. Ya inanılmaz.